Merhabalar, ben tekrar İzan. Bu bölümümüzde bir ok atacağız ve aynı zamanda biraz bizim elimizdeki geleneksel denilen yaylardan bahsedeceğiz ve bunların, yani bu yayı kullanmakla olimpik okçuluk arasındaki farklardan biraz bahsedeceğiz. Geleneksel okçulukta yayı hem itiyorsunuz hem de çekiyorsunuz atış yaparken. Mesela olimpik okçulukta bu çok büyük bir farklılık gösterir teknik olarak. Yani olimpik okçulukta nedir? Yayı elinize yaslarsınız ve sadece çekersiniz. Tamamen hedef odaklı bir okçuluk tarzıdır. Gelenekselde ise, yani sonuçta sizin hedefin, yani attığınız ok sadece bir hedefe saplanma derdinde değil, aynı zamanda karşınızdaki savaşçının zırhını delmeniz lazım. Bunun için oku ne kadar hızlı atarsanız sizin için o kadar büyük bir avantajdır. Yani benim elimdeki 44 libre oku en azından 46 veya 50 libre civarında, yani bunu daha çok güçlü bir şekilde atmayı becermem lazım. Bunu yapmanın bir yöntemi de katra denilen bir teknik var. Bu tekniği kullanarak yaya ekstra ivme verebiliyoruz. Şimdi bir atış yapacağım. Gördüğünüz gibi, mesela olimpik okçuluk, elimde olimpik bir yay olsaydı bu daha çok şöyle bir şey olacaktı. Yine yapamadım maalesef, elimde olimpik bir yay olmadığı için. Ama demek istediğim, yay yerinden çok oynamayacaktı. Tamamen hedef odaklı bir atış yapacaktım. Teşekkürler.